Çok daha ötesiydi çünkü son yıllarda gerek başkanımız gerek de yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu bir argüman vardı biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye karşı kurulan. Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek uzun yıllar unutulmayacak bir zaferi imza atan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç Rams Park'a geldi. İtile kakıla buralara kadar getirilen rakibimizle Ali Koç'un stada gelmesinin ardından sarılar cıraklar sahaya tekrar çıkarken tribünlerde bulunan Fenerbahçe taraftarlarla galibiyeti kutladı. Son gece güçlendirdi. Onun için takımımıza ve teknik direktörümüze ve orayı Kadıköy'e çeviren muhteşem deplasman tribününe çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yaşanan durumun ardından Rams Park'ta ışıklar kapandı. Işıkların kapanması sonrası akılları 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken yine stat ışıklarının kapatılması geldi. Tamamıyla böyle bir yönetim gösteriyor kendisi. Stadyum yönetimi tezahüratlar üzerine boş stadyumdan müzik sesi açtı. Bir konuya daha değinmek istiyorum başkanımızın da müsaadesiyle. Daha sonra Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'la Ali Koç sahada birbirine girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti. Bizim dışarı çıkmamıza izin verilmediği için ortamın gerilme ihtimali vardı. Ve başkan özellikle sadece ve beni uyardı. Dedi ki ben senin huyunu suyunu biliyorum. 14 kere disipline sevk edildin. 3 kere de savcılığa gittin. Ne olursa olsun bir tek sen bir şey yapmayacaksın dedi. Ben de kendisinin sağ elinde kan görmez olduğunu hala galibiyet Fenerbahçelileri sokaklara döktü. Binlerce Fenerbahçe taraftarı Türkiye'nin dört bir tarafında galibiyeti böyle kutladı. Ben buldunuz dedim. 40 kişi burada kavga ediyor. Yani olay bu. 5 saniyelik bir başkan yönetici ki Türk futbolunun içinde çok olan şeylerdir bunlar. Teknik direktörü futbolcu arasında da olur. Onun için bizim üzerimizden gündem yapmayı bıraksınlar. Biz gidip de siyasetçilerden yarı yaşımızdaki siyasetçilerden makas aldırmıyoruz. Yanağımızı okşatmıyoruz. Başkanımızla yaşadığımız 3 saniye bir şey. Fenerbahçe çok büyük. Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına 7'den 70 herkese özellikle çocuklarımıza bu galibiyetimiz armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Bir taraftan bakarsınız. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden çok daha büyük bir galibiyet. Yani kendi sahalarında şampiyonluğu kutlatmadık, namalup serilerini bozduk. O değil, ondan da öte. Aslında bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Bunun için de takımımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanca savaştılar, mücadele ettiler, karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde böyle bir hakeme rağmen buradan 1-0'la ayrılarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Hocamızdan malzemecimize, en genç altyapı oyuncumuzdan kaptanımıza, herkese tüm milyonlar adına teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. Bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. Ama biz sistemi yenemedik. Ama taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Az kaldı. Merak etmesinler. Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu sadece Fenerbahçe değil, pek çok kulüp istiyor. Bir avuç kulüp, 3-5 kulüp diye hitap ediyor ya bizlere. Az kaldı. Çünkü bu sistem bu şekilde gidemez. Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimizi, bu şartlara çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada. Şöyle faullere baktığımız zaman, sadece bu maç için söylüyorum ama medyadaki arkadaşlarımıza rica ediyorum. Bakın son 60 faule bakın. Son 80 faule bakın. Toplam faullere bakın. Toplam sarı kart, kırmızı kart ve bunları alırken kaç faul yapılmış onlara bakın. Olağanüstü bir tablo ortaya çıkıyor. Sadece maç özelinde biz 10 faul yapmışız. Bakın 6 sarı kart, 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faul yapmış, 4 sarı kart. Sadece maç için söylüyorum. Haftalardır
sarı kart görmüyorlar. Yanılmıyorsam son 60 faullerinde bu maçtan önce sarı kartları bile yoktu. Bizim 7 sarı kartımız vardı. Bizim bugün cezalı oyuncularımız vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik. Ama ona rağmen bu mücadeleyi arkadaşlarım sergiledi. Onlardan gurur duyuyorum. Dediğim gibi sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 Nisan olağanüstü genel kurul çağrısından sonra artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Huzurlarınızda bir kez daha bu mücadelemize inanan taraftarlarımıza hafta içi Ramazan ayında 30 bin kişi gelen kongrelerimize de teşekkür ediyorum. Ancak bir ve bütün olduğumuz zaman biz bu bataklığı hep beraber kurutabiliriz. Bir de enteresan bir noktaya değinmek istiyorum. Bir takımı şampiyon yapmak için bazı takımları düşürüp bazı takımları ligde tutmak için kurgulamış olduğunuz design, tiyatro Türk futbolunun, ligimizin tüm gengelerini alt üst etmiştir. Ben böylesini en son Haluk Ulusoy döneminde o Denizli maçıyla biten o rezil sezonda görmüştüm. Dolayısıyla buna da değinmek istiyorum. Aynı zamanda camiamıza bu şampiyonluğu armağan etmekle beraber şampiyonluğu diyorum. Özür dilerim. Dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz. Tüm camiamıza bu değerli galibiyeti armağan ederken şunu da söylemek istiyorum. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, böyle önemli bir maç öncesi takımın ve hocanın motivasyonunu bozan Fenerbahçelileri de bu galibiyet armağan olsun diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorunuz var. Tek tek. Kulüp başkanı Dursun Özbey'in bir açıklamaları oldu. Ne demiş? Tesislere girerken Ali Koç'un cesareti varsa buradayım bekliyorum dedi. Stadı bastığınızı söyledi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gidecek misiniz? Bana meydan mı okuyor? Beni duayla mı çağırıyor? Ya ben statta bekliyorum cesaret. Biz iki senedir televizyonların karşısında duayla çağırıyoruz. Duayla da değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da gerçek kimliğini, gerçek niyetini, kişiliğini, mertliğini, dürüstlüğünü gör. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. O da uykusu kaçmasın. Ama arzu ediyorsa bu hafta içinde istediği televizyon kanalına, Galatasaray TV'de buna dahil, çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık ya. 2 senedir biz bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın. Kinayeli konuşmayın. Zaten dikkat edin, bu kulüp ne yazık ki bir maç kazandığı zaman sadece Fenerbahçe değil, son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz neyse koyuyoruz. Biz bir çizgide yürüyoruz. Bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz. İstiyorsa yarın. Yarın çıkalım.